Deniz Yasemin Ölen yazıyor ama ben Engin. Gabam konuşmalarının 10.suna hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Turgut Saner. Konuşmasının konusu Bizans döneminin öncü mimarlık tarihçilerinden Profesör Doktor Metin Ahunbay'ın Binbir Kilise, Ayatekra ve Dara çalışmalarından tanıklıklar. Yani bizzat Turgut'un kendisinin tanık olduğu Metin Bey'le beraber yürüttüğü çalışmalardan bir konferans olacak. Profesör Turgut Saner'i birçoğunuz tanıyor zaten ama ben kısaca bir hatırlatma yapayım yine de. Turgut Saner İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Halen de aynı fakültede mimarlık tarihi biriminde profesör olarak çalışıyor. Turgut bugünkü konuşmasında Profesör Doktor Metin Ahunbay'ı tabii en yakından tanıyan kişilerden birisi olarak hem yüksek lisansını hem de doktora çalışmasını Metin Ahunbay hocanın danışmanlığında tamamladı. Ayrıca Metin Ahunbay'ın yürüttüğü alan çalışmalarında yer aldı. 2008-2009 yıllarında Xenonopolis, 2010'dan 2021'e kadar da Larissa mimarisi ve arkeolojik yüzey araştırmalarını da yönetti. Anadolu'nun antik mimarlığı bağlamındaki deneyimlerin yanı sıra Osmanlı mimarlığında Doğu ve Batı ile etkileşim ve esinlenme süreçleri de Turgut Saner'in ilgi ve akademik üretim alanları içinde yer alır. Özellikle Almanya'da Berlin, Münih, Karlsruhe ve Cottbus'taki üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak kürsü üstlenmiş ve dersler vermiştir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Sadber Kanım Müzesi ile ortak projeleri, sergi ve yayın çalışmaları da bulunmaktadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü Turgut Saner'e bırakıyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim Engin. Önce sesim uygun şekilde geliyor değil mi? Evet, gayet iyi sesin. Tamam. Bana bir yansıma var ama o acaba sizin oraya gidip bana geri dönen bir şey mi? Şimdi oldu ama şimdi yoluna girdi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani davet için çok teşekkür ederim. Bu fırsat için teşekkür ederim. Kimlerle karşı karşıyayım bilmiyorum. Katılanlara da çok teşekkür ederim. İlk Engin Bey ile konuşurken nasıl bir sunum olabilir bu konuda diye hani çok katı çerçeveli bir gerçek anlamda bir konferans olmasından ziyade veya öyle olmak yerine sohbet tonunda bir buluşma yapalım dedim ben. Benim önerimdi ve hani biraz da öyle hazırladım. İşte kafamda bir şeyler tasarladım. Bazılarını unutabilirim, bazılarını paylaşabilirim. Çok uzun süre Metin Hoca'nın yakınında bulundum. Engin Bey'in de beni tanıtırken söylediği gibi hem yüksek lisans çalışmamı hem de doktora çalışmamı Metin Hoca ile tamamladım. Sonra da onun peşinden hemen hemen nereye giderse beni de kattığı için ben de hazır bulundum. Ve bu tabii zaman içinde birçok imaj demek. Sadece hatıra anlamında değil, görgü anlamında. Bunlardan bir parça bahsetmeyi tasarlıyorum. Bu üç yeri seçtim ama bu sıralama içinde anlatmayacağım. Önce Dağra'yla yani İmparator Anastasius'un kurduğu haliyle önemli bir garnizon şehri olan Dağra'daki çalışmalardan bir parça bahsedeceğim. Bir de bu üçlüyü anlatırken şimdi sonuçta hepsinin altına böyle bir küçük not koydum. İşte içerik dedim Dağra bağlamında, Ayatekla bağlamında yöntem dedim. Ve Binbir Kilise bağlamında da ortam ve insanlarla ilişkiler dedim. Ama bunu da muhtemelen
bu katılıkta yürütemeyeceğim. Çünkü bu üç boyut, üç çalışma için de geçerli. Ama hani vurguları birazcık bu şekilde toparlayabilirim diye düşündüm. Alan araştırmalarıyla aşina olanlar zaten çok yakından bilirler. Yani işin tabii ki bir içeriği var, bir kararı var. Neden bir alanda çalışmaya başlamak ihtiyacı duyuluyor? Kazı olsun veya başka tür yüzeyde kalan bir araştırma olsun. Hangi yöntemlerle yaklaşılıyor? Alanda nasıl bir yöntem izleniyor sonuç almak üzere? Ve ama deplasmandasınız. Bir yere gidiliyor, bir başka şehre, ilçeye vesaire, bir dağın başına hatta Metin Hoca'nın bu fotoğrafında da olduğu gibi. Ve çevrenizde de bir takım oluşumlar var, kişiler var. Yani dolayısıyla hem günlük yaşam açısından hem tabii işin resmi boyutu da var. Resmi makamlarla olan ilişkiler falan. Yani bunlar hepimizin veya birçoğumuzun aşina olduğu konular. İşte bunların içinden bazı özler çıkartmaya çalışarak konuşmayı sürdürmeye çalışacağım. Ama daha ziyade de şöyle olacak. Tamam, ben bugünden bakarak bazı kafamda belki şeyleri süzüyorum ve aktarmaya çalışıyorum. Ama bir master ve doktora öğrencisinin gözüyle biriken şeyler var aslında pek çok. O bakımdan, o açıdan da ağırlıklar birazcık farklı olabilir. Yani anlatacağım şeylerin ağırlıkları farklı olabilir. Umarım hepsini birbirine karıştırmam ve uygun bir akışla sizleri de sıkmadan bir akış kurmaya çalışırım. Sadece bir 3-5 dakika işi kişiselleştireceğim. Yani Metin Hoca ile ilk karşılaşmamızın nasıl olduğunu, neden ona yöneldiğimi aktarayım. Lisans öğrencisi olarak Mimarlık Fakültesi'nde Metin Bey'i biliyordum. Yani dersine de girmiştim hatta. Ama pek öyle kürsü aşındıran bir öğrenci olmadığım için hiçbir zaman veya sınıfta da herhangi bir soruyla kendini gösteren bir öğrenci olmadığım için hiçbir ilişki kurmadım. 4 yıllık lisans eğitimi bitti. Yüksek lisansı mimarlık tarihinde yapacağım. Kimle yapacağım? Bu konuda bir fikrim yoktu. Lisans boyunca Doğan Kuban Hoca'nın bir miktar yardımcılığını yapmış olan, geçen yıllarda kaybettiğimiz kuzenim Nur Altın Yıldız. Onu da hani bu vesileyle anmak da istedim. Nur'a sordum. Hani ya, mimarlık tarihine doğru gidiyorum ben, kimle çalışayım? Bu da hiç tereddütsüz Metin Bey'le çalış dedi. Ve beni ona yönlendirdi. Yani sadece hani tabii Metin Bey'le bir antik mimarlık çerçevesinde çalışılacağı için işte bir dil bilmek en azından önemlidir mutlaka. Ama Nur zannediyorum sadece o açıdan önermedi Metin Bey'le buluşmamı. Kafaca da uyuşursunuz diye de düşünerek beni Metin Hoca'ya yönlendirdi. İşte kürsüye gittim. Restorasyon kürsüsündeydi. Metin Hoca'nın da odası, Zeynep Hanım'ın da olduğu gibi. Restorasyon ve mimarlık tarihi birimlerinin tabii hikayesi var. O ayrılma hikayelerinin içinde ben yokum. Yani o zamanlara o kadar yetişmedim. Hani ben öğrenciyken mimarlık tarihi ayrı bir ana bilim dalı, restorasyon ayrı bir ana bilim dalı olmuştu. Ama eski alışkanlıkla Metin Hoca'nın odası restorasyon birimindeydi. Her neyse, uzatmayayım. İşte kapıyı açtım. Karşıma Zeynep Hanım çıktı. Ben de hocayı sordum. İşte herhalde artık nasıl kelimeleri bir araya getirdimse çalışmak istediğimi söyledim. Alandaymış Metin Hoca. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi yani hatırlamıyorum veya bilmiyorum. Belli bir zaman verdi Zeynep Hanım bana. İşte o zaman gelirsen görüşürsün dedi. Tamam, işte o zaman ne zamansa
geldi. Tekrar işte Zeynep Hanım'a gittim. O daha geldi, buralarda olacak dedi ve kapı açıldı. Metin Bey girdi içeriye. İşte Zeynep Hanım'ın o sesi hala kulağımdadır. İşte Metin, bak öğrencim dedi. Hani ilk öyle bir merhabalaştık. İşte sonra da herhalde gerisini hatırlamıyorum açıkçası. Sonra herhalde aldı karşısına beni. İşte ne yapacaksın, ne yapmak istiyorsun falan filan konuşmaya başladık. Ben antik mimarlık çalışmak istiyorum diye çıktım. İşte peki filan. Metin Bey çünkü böyle hemen konuları ilerletmez. Dinlendirir. Sizin de kafanızda dinlenmenizi sağlar veya konuyu dinlendirmenizi sağlar. Ama o zaman tabii ne kafamda ne konu var ne de dinlenecek bir şey var. İşte İstanbul'un forumlarını mı çalışsam bilmem ne filan filan. O da gayet nazik bir şekilde öyle bir konuyu benim yani hani senin harcın değil demedi açıkça. Fakat işte o şu nedenlerden dolayı olmaz filan derken işte karşıma bir iki konu, yanlış hatırlamıyorsam bir de Tekfur Sarayı'ndan bahis vardı. Hiç o pek yani ilgimi çekmemişti. İşte git dedi, Hidayet Camisi var Eminönü'nde. Bir incele, orada bir tuhaf biçimler var bizim geleneksel mimarlığımızdan daha farklı olan. Herhalde yani artık ne anladıysam gittim Hidayet Camisi'ne. Hala da hani tasarımını veya işte genel görüntüsünü pek de beğenmediğim Hidayet Camisi'nde işte birazcık fotoğraf çektim, baktım, ettim. Peki dedim, neyse sonuçta şu oryantalizm denen konu belirdi. O bakımda da Metin Hoca'nın çok ileri görüşlü olduğunu bu noktada söylemek lazım. Hani Afife Batur'un birkaç değinmesinin, dokunmasının dışında o zaman hani oryantalizm bir olgu değildi. Hatta hani dalga geçiriliyordu bende, işte oryantal falan deyince dansöz akla geliyordu. Şimdiki gibi yerleşmiş bir tartışma alanı değildi. Neyse iş oraya doğru gitti. Yüksek lisans çalışması sırasında epey zorlandım. Tanımıyordum hocayı daha, yaklaşımını bilmiyordum. Hemen hemen hiç yorumda bulunmuyordu. Yani ben yazılar yazıyorum, götürüyorum, ilgili düzeltmeleri yapıyor, üzerine notlar koyuyor falan. Ve onları alıyorum. Yani işte hani çok güzel olmuş, bak burası da hiç olmamış falan. Yani öyle yorumlar hiç yapmıyordu. Bu konuda çok bocalamıştım ama sonradan tabii bir frekansta buluşuyorsunuz. Hatta hani yüksek lisans tezini teslim etmeye yakın zamanlarda neyse bu iş bana göre değilmiş, bu tezi de vereyim sonra da artık ne yapacaksam yaparım diye de düşündüğümü hatırlıyorum. Her neyse ondan sonra işte doktora tezi antik çağ üzerine gerçekleşti Metin Hoca'nın danışmanlığında ve karşımızda gördüğümüz karambolaj benim bütün çalışmalarımı belirledi. Dediğim gibi çok ileri görüşlü bir öneriyle oryantalizmi de önerdiği için doğrudan kendi alanında olmamasına rağmen o konu da peşimi hiç bırakmadı ve sağda gördüğümüz bol taşlı, bol duvarlı mimari ve onun araştırma alanları da bırakmadı. Ben de bırakmadım o şekilde. Bir 10 yıllar geçti. Şimdi kısa tutayım dedim. Gene de gevezelik ederek uzattım. Dara'yla başlamak istedim. Diğerlerinden farklılaşan yönü Dara'nın kazı olması. Metin Hoca'nın Freiburg'daki lisansüstü çalışmaları ona arkeolog vasfını da getirdiği için bütün yöntem bilimiyle, bütün derinliğiyle, Dara'da arkeolog kimliğiyle, tabii yani mimarlık tarihçisi ve arkeolog kimliğiyle Metin Hoca çalışmalarına başladı ve sürdürdü. Dediğim gibi Dara'dan bahsederken biraz içerik meseleleriyle ilgili birkaç şey söyleyebilirim belki. Aslında
70'li yıllardaki çalışmaları sırasında gözüne kestirmiş olmalı Dara'yı. Geç Roma, erken Bizans döneminin bu dönüşüm dinamikleri çok ilgilendiriyordu hocayı. Yani bunu hem tabii zaman zaman konuşmalarımızdan anlamış bulunuyorum ama hem de işte yakın zamanda Gabam çerçevesinde yayınlanan doçentlik çalışması da ona bir itki vermiş besbelli ki. Aslında Metin Bey'i çeşitli vesilelerle konuşurken, hatta birkaç sefer yazmak durumunda da kaldım vefatı üzerine. 19. yüzyıldaki, 20. yüzyılın başındaki seyyahların yaklaşımına da, onun yaklaşımını benzettim veya hikayelerini ona da benzettim. Çünkü birinci derecede keşif dürtüsüyle hareket ediyordu. Veya anlattıklarından da bu zaten öyle anlaşılıyordu. Anadolu'yu çok iyi tanıyordu. Orta Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu özellikle ve dediğim gibi bu erken Bizans dönemindeki, geç Roma dönemindeki dönüşümler, sınır bölgelerinin düzenlenmesi, askeri önlemler ve garnizon şehirleri Satala ilgisini çeken yerlerden bir tanesiydi daha kuzeyde. Sonra tabii bütün bu süreçlerde ben yokum. Yani hem birazcık konuşmalardan biraz da daha sonra okuduklarımdan bunu anlıyorum. Ve bu bölgeyi çok iyi tanıdığı için ve hatta bu aşağıdaki Dara'dan sarnıç fotoğrafı da o yıllarda çektiği bir fotoğraf. Herhalde bütün o süreç içinde Dara'nın çok kilit bir yer olduğunu düşünmüş, o sonuca varmış olmalı ki oranın kazısının önemli bilgiler getireceğini düşünmüş ve o şekilde Dara kazıları başlamış Mardin'e bağlı bugün Oğuz Köyü olarak bilinen yerleşmede Dara, Antik Dara'nın kalıntıları yer alıyor. Benim de o bölgeyle daha önce temasım yok. Bir kampanya aslında Hasankeyf'e götürmüştü beni. Sonra devam etmedim ama o Hasankeyf'teki çalışmalarını da daha sonra sürdürdü epey yıl. Yani Hasankeyf ve Mardin Dara benim açımdan birlikte başladı. Ve çok farklı bir dünyaydı. Hani bazıları için belki çekici gelmeyen bir peyzaj. Ama bir alanı hani sabahın erken saatinde de tahammül edilmez sıcakta da ve hani koskocaman bir ayın doğduğu, mavinin işte koyulaştığı bir saatte de yaşarsanız o zaman daha farklı bir ilişki kuruyorsunuz mutlaka. Biraz önce söylediğim gibi Metin Bey yorum yapmaz, doğrudan kelimelerle yorum yapmaz ama tabii hani bakışından bir şeyi söyleme biçiminden veya susmasından anlarsınız, o ayrı. Yani subjektif şeyleri işle karıştırmaz. Ama şeyi hatırlıyorum. Yani bütün o toz toprak bulamaç içinde çalıştığımız günlerde akşam üstlerinde böyle bir elini beline koyup hani şöyle bakıp bir herhalde biraz tepelik bir yerden bakıyorduk. Şimdi hatırlamıyorum. Bayağı güzel bir şehirmiş bir zamanlar dediğini hatırlıyorum. Hakikaten o gözle de bakınca bugünkü güzelliği ayrı. Bugün başka bir pitoresk var. İşte antik kalıntılar var, köy evleri var. Zeytin bahçeleri var bu fotoğrafta da görüldüğü gibi. Farklı bir pitoresk ama hani orijinal havasını anlamak açısından onun söylemesiyle ben de gözümde bir parça canlandırmaya çalışmıştım Dara'yı. Büyük bir şehir aslında, yani bugünkü Oğuz Köyü de birkaç mahalleden oluşuyor. Yaygın bir köy, yaygın bir yerleşme ve antik alanı hemen hemen
tümüyle kullanan bir yeni yerleşme. Yani yeni derken yakın çağların yerleşmesi. Konaklama her zaman bir mevzu malum. Köyün mahallelerinden bir tanesinde hemen karayoluna, karayoluyla ulaşımda en yakın mahallesinde en üst konumda bir ev, nasıl diyelim, ev silsileleri var. O da hem müzenin arazideki görevlisi olan kişinin evi, ev kompleksi demem lazım belki. Bana bir akropol hissi vermişti ilk karşılaştığımda. Bu fotoğrafta da en tepede gördüğümüz şuradaki ev. Yeni köy dedim ama yani yeni olup da yani birkaç on yıllık bir köy değil tabii. Kendi tarihi de var. Tonozlu falan bir mekan bu en üstteki yapı. Hatta bahsettiğim o görevli İsmail Bey'in sanıyorum ya babası ya büyük babasının falan inşa etmiş olduğu bir yapı. Onun içindeydi ilk konaklamalarımız. Zaten çok az kişiyle ilk çalışmalar başladı. Daha sonra iki yıllarda grup büyüdü. Sonra kız arkadaşlar için aynı komplekste bir başka yer tahsis edildi falan, böyle oraya birazcık yayıldık. Hem konaklama alanı, hem yemek yeme alanı, hem çalışma alanı. Yukarıda o mekandan bir izlenim görüyoruz zaten. Bütün bunlar benim için tabii hani böyle aşağıdan bakılan bir takım tanıklıklar, ilk karşılaşmalar. Yani bölgeyle ilk karşılaşmalar, bu kadar yoğun antikiteyle ilk karşılaşmalar, hani yol yordam bilmeden, yer bilmeden ilk karşılaşmalar olduğu için tabii dikkat ettiğim şeyler de herhalde farklı yerlerdeydi. İlk gece, hani ilk gün ulaştık, işte sonra hoş beş sohbet edildi, akşam hadi hazır, yani yataklarınız hazır falan dendi. O aynı evin mi bilmiyorum. Bir evin tepesine, yani hepimiz şimdi biliyoruzdur genel bilgilerimizden, yani çok sıcak zamanlarda dışarıda yatılır, büyük tahtlar kurulur. Bize de iki tane taht kurulmuştu. Yani işte dediğim gibi, hani arada bir böyle kişiselleştiriyorum. Benim için bir yani çok çok tuhaf bir deneyimdi. İlk defa geldiğim yerler. Karşıda ışıklar var belli belirsiz şeyde, ufukta, ufuk çizgisinde. Oranın Suriye olduğunu işte söylediler veya ben sordum da söylediler. Tabii bugün hepimiz için Suriye bir başka kavram ifade ediyor. Daha fazla var hafızamızla. O zaman hani iyice egzotik diyeyim, iyice uzaktı benim için şahsen. Suriye'ye bu kadar yakınım. Dışarıda bir yatakta yatıyorum. Kafamın üstünde de böyle, şimdi ondan sonra bir daha hiç görmediğim kadar çok yıldızla bezeli bir gökyüzü. Yani bunlar ilk izlenimler dediğim gibi. Arazinin tabii kendi bir takım zorlukları var. Bunlardan bir tanesi bugünkü köyün zaten kalıntı alanının üzerinde olması. Yanlış bilmiyorsam işte bir kamulaştırma projesi varmış, fakat bir türlü de gerçekleşmemiş. O bakımdan şimdi Metin Hoca'nın aklında anladığım kadarıyla, yani o gün o kadar anlamıyordum. Hani şurası diyordu, orası oluyordu falan da. Yani bu şehrin kazılarından ne bekleyebileceğini çok iyi bildiği için, hani özellikle araştırmayı ve kazmayı istediği yerler vardı besbelli ki. Onlardan bir tanesi de bunu işte bir miktar açabildik. Bu kazıda ben de hazır bulundum. Bir dere geçiyor veya işte dereden biraz fazla, ırmak demek için çok zayıf ama dere de zayıflatıyor işi. Neyse, bir akarsu geçiyor şehrin içinden.
kuzeyden geliyor güneye doğru ve kuzeyde bir barajlar sistemi kuruluyor. O Metin Hoca'nın çok dikkatini çekmişti. Yani teknik konulara, dönemin teknolojisine de hem kafa eğilimi olduğu hem merakı olduğu için ayrıca. O bölgede de çalıştık. O akarsuyun iki yanında yer alan bir yürüme yolu, taş yol. Bu kurumuş halinde görüyoruz akarsuyu. Onun üzerine aşan bir Roma köprüsü. Orada çalışmalar epey sürdü. Birkaç sezon en azından sürdü diye hatırlıyorum. Ama o işte mülkiyet sorunları falan biraz tabii çalışmaları engelleyici faktördü veya yavaşlatıcı faktördü. İlk ekipleri görüyoruz. Benim ilk katıldığım yıllardaki ekipteki arkadaşları görüyoruz. Yani demin de dedim ya, hani biraz insani boyut var, biraz içerik boyutu var, biraz yöntem boyutu var. Ben bunu sanki bir üçlü olarak anlatacak gibi yaptım ama birbirine karıştıracağımı da söyledim. Bir yandan çok zor bir şey tabii. Bu denli kullanılır ve yaşanan bir alanda kazı yapmaya çalışmak. Bazı köylüler gayet kayıtsızdı, bazıları genelde olumsuz tepki pek yoktu. Ama hani gelip de birisinin tarlasına dokununca tabii orada bir durum oluyordu. Yani hoca da tabii hep o dikkatle işi yürütüyordu. Ama onun dışında çok çok neşeli bir zaman geçti. Yani gruba zaten bakınca da anlaşılır neşeleri. Yani çok şey öğrendim. Onlar da hocadan öğrendiler aslında. Yani kazma tutmakla başlayan aslında bir öğrenme süreci oldu onlar için de. Yoksa hani kazma verip şurası kazılacak derseniz... Nasıl diyeyim, hani dünyanın merkezine doğru bir tünel açmaya gidiyor iş. Ve kazmanın da malum bir sivri tarafı var, bir ağzı düz tarafı var. Hemen sivriyle başlıyorlar. Hemen gidiyor Metin Bey çeviriyor. O diğer kesik uçlu tarafla işte şu hareketini de çok iyi hatırlarım hocanın. Böyle yapacaksınız, sıyıracaksınız işte aşağı doğru. Kuyu kazar gibi kazmayacaksınız filan ama bu tabii bir sefer söylemekle olmuyor. Bir de hani çoğu arkadaş da genç, sabırsız. Neyse onlar da öğrendi, ben de öğrendim. Öyle bir eğitim süreciydi aslında. Şeyi de hemen bu noktada söylemem lazım. Hani Metin Bey'den bir takım şeyleri öğrenmek için illa master öğrencisi, lisans öğrencisi veya doktora öğrencisi olmak da gerekmiyor. Hakikaten yanında biraz bulununca öğrencileşiyorsunuz. Çünkü bir kendinizi bir diyalog içinde buluyorsunuz. Yani demin hani kazma yöntemi sanki bir örnekmiş gibi oldu ama yani onun tabii ki çok ötesinde bir diyalog içinde buluyorsunuz. Siz bir şey söylüyorsunuz, ister öğrenci olun, ister kazıda çalışan arkadaşlardan biri olun, ister bir dükkan sahibi olun. Hemen Metin Bey'den bir karşı soru geliyor. Peki şöyle mi? İşte bu sefer o soruya yetişmeye uğraşıyorsunuz, kendinizce bir şey diyorsunuz. Zaten 2, 3, 4 soru sonra tıkanıp kalıyorsunuz. Ama bu çok tabii öğretici bir şey. Ve o sırada hani o tıkanıklığı aşmak için düşünmeniz gerekiyor. Biraz gene şeye çekeyim işi. İçerik konusuna çekeyim. Bir 6. yüzyıl başı yerleşimi. Yani dolayısıyla erken Bizans dediğimiz veya geç Roma dediğimiz olgunun bütün unsurlarını taşıyan bir yer. Çok basit görünen bir köy evi, hatta şurada hemen okla göstermeye çalışayım. Tuvaleti de maalesef apsisin üzerinde. Bu basit gibi görünen işte geleneksel ev, çok güçlü bir altyapı ve bu altyapının taşıdığı bir kilisenin kalıntılarının üzerinde. Yani
bu garnizon şehrinin yani Anastasios'un inisiyatifine uygun olarak gayet emperyal bir içerikle donatıldığını gösteren başlıca yapılardan bir tanesi. Ve bu hocanın ilgisini o yönden de çeken ilk eldeki yapılardan bir tanesiydi. Medara ile aşinalığı olanlar bilir. Altı zindan diye tabir edilen, köylülerin o şekilde tanımladığı alan. Bir dört ayaklı tetrapilon olarak nitelediği bir yapıyı kazdık. Bahsettiğim o suyun şehre alınma sırasındaki baraj düzenlemesi de ufak tefek açmalar oldu. Ama surlardı aslında uzun süre Metin Hoca'yı meşgul eden ve izlerini sürmek istediği. Bu hani zindandan bir izlenim ve aşağı yukarı aynı bölgenin aynı bölgedeki çalışmaların izlenimleri. 90'lı yılların başını hani bir kısmımız biliriz, bir kısmımız o sıralarda doğmuşuzdur. Hani şu anda dinleyicilere, izleyicilere hitaben söylüyorum. Nusaybin'deki Girnavaz kazılarının iki üyesi kaybedildi bir saldırı sonucunda. O tabii çok moral bozucu bir şeydi. Zaten hani bölgenin sıkıntılı olduğu yıllar. O zaman hani onun öncesi de sonrası da filan hep insanın aklının bir kenarında tabii o sıkıntılar, o ihtimaller oluyordu. Hastalık bir başka mesele. Bunu da biraz artık hani karikatürize ederek anlatayım. Hoca tabii hep bize tembih ediyordu. Hani mutlaka yanınızda işte mataranız ya da termosunuz filan olsun. Artık susuzluktan ölseniz de hani çeşmeden veya işte başkasından alacağınız sudan filan içmeyin. Hijyen açısından tabii ki haklıydı. Ama işte insan o kadar güçlü iradeye sahip olamıyor. Hele kaldığımız kazı ortamının dışında, daha uzakta, hemen gidip tekrar termosu doldurma mesafesinden öte bir yerlerdeysek, o zaman ikram edilen suları içinde yüzenlere de bakmadan lıkır lıkır içme hevesine sahip oluyorsunuz. Genelde katılanlarda da tabii ufak tefek hastalıklar oluyordu ama esas hastalıklar tabii hocayı vurdu, sarılık oldu. İşte yine tifomsu bir şey daha oldu. Yani ama nasıl diyeyim, yani başına besbelli ki daha önce de böyle şeyler gelmişti. 60'lı yıllarda geziyor, 70'li yıllarda geziyor, İç Anadolu'da geziyor, dediğim gibi bölgede geziyor, yani bu bölgede geziyor. Hani insan kendini ne kadar korursa korusun, sonuçta bir yere, yani bir yerde bünye yorulabiliyor mutlaka. Bu ilk siyah beyaz fotoğrafını da gösterdiğim sarnıç. Daha sonra yani bu da tabii çok yine bir imparatorluk yapısı aslında. İmparatorluk şehrine yakışır görkemde bir yapı. Sağda izlenimler var. Onlarda surları görmekteyiz. Dediğim gibi ilk şey aslında ilk büyük motivasyon surlardı. Ben onun da çalışmalarında bulunmuştum ve orada Metin Hoca'nın hakikaten nokta atışları yapıp bazı şeyleri ortaya küçük çaplı kazılarla çıkardığına tanık oldum. Bu da yine gene o içerik meselesine bağlanabilir. Yani zihninde dara herhalde zaten bir miktar kurulmuştu, öyle olsa gerek. Sonra ufak tefek kalıntılar veya zayıf kalıntılar da olsa hemen işte şurayı açalım falan deyip surların mesela kavisli işte burçlarını bulmak, şu gördüğümüz döşemeyi bulmak,
Orada iki tane taş var toprağın üzerinde, fotoğrafta da gördüğümüz gibi. Bu da ama zor bir yerdi şey açısından. Köylünün gelip geçtiği bir yerdi. Pek hoşlanılmamıştı buranın burada kazı yapılmasında. Neyse işte açıldı, belgelendi hassas bir şekilde. Sonra örtüldü. Öncelik tabii dediğim gibi yani Metin Hoca'nın o içerik meselesiyle kendi deneyimiyle aklımdaki dara imajına yaklaşabilmek veya bunu denemek, bunun sağlamasını yapmak veya buna yakın bir şeyi ortaya çıkartmak öyle olsa gerek. Fakat Metin Hoca'nın önceliği tabii paylaşılmıyordu. Yani şu turizm meselesi çok araştırmacının kısmen canını sıkan, kısmen de belki peşinden gittiği bir şeydir. Bilemeyeceğim. Ama hiçbir zaman hani hocanın aklındaki listenin birinci sırasında değildi. Yani buraları açalım. Önümüze ne geldiyse, Allah ne verdiyse açalım, turist aksın değildi tabii ki. Ama daha sonra işte 2000'li yılların içinde bir yerlerde artık hani o turizm baskısı biraz fazlalaştı bildiğim kadarıyla. Ben en son kampanyalara katılamadım. Tabii ki köy için, köyün çocukları için, köyde yaşayanlar için bir başka tür bir hareketlilik, turizmin oluşu. Ve bildiğim kadarıyla bugün de tabii bir şey yani Mardin'de zaten hani şimdi şey denir ya hani marka şehir falan deniyor. Mardin de kendi markalarını oluşturan bir ortam yarattı izleyebildiğimiz kadarıyla. Dara da onu destekleyen bir çekim alanı oldu sanki. Diyerek şimdi diğer iki yere geçeyim. Diğer iki yerden, ya bu arada şuna kani değilim tabii, Dara ile ilgili bütün aklımdakileri anlattım. Metin Hoca'nın Dara ile olan zihin ilişkisini, bilim ilişkisini bütün unsurlarıyla aydınlattım diyemeyeceğim zaten. Dediğim gibi böyle bir epey 10 yılın içeriğinden bahsediyorum. Onun için böyle bazı şeyler işte dokunma kaçma şeklinde gidiyor. Umarım çok çok büyük bir şey atlamamışımdır hani bilgi vermek açısından. Ama tabii hani insanın zihninde çok daha fazla şeyler var. Çalışma saatlerinden mesela evet bahsedecektim. Özellikle çok sıcak zamanlarda tabii çok erken başlanıyordu ve erken paydos ediliyordu. Erken kalkmak Metin Hoca için problem değildi. Ama onun dışındaki herkes nispeten zorlanıyordu diyebilirim ben. En azından kendi adıma konuşayım. Dara'yı aslında epey ortaya çıkardı Metin Hoca. Yani demin anlattığım tabloda sanki biraz orada ufak bir şey biraz orayı açtı, hatta bazılarını kapadı falan diye düşünülecek olursa sanki böyle şöyle bir uğramış gitmiş gibi bir hava ortaya çıkıyor. Hayır, Dara'yı gerçekten kazandırdı yani bilim dünyasına Metin Hoca. Dediğim gibi surlar, baraj düzenlemeleri, köprüleri, yan yolları, işte bir takım anıt yapıları, büyük kilisesi ve hani bir takım şu anda aklıma gelmeyen belki bazı başka detaylarıyla da çok sağlam bir resim çıktı aslında ortaya Dara ile ilgili. Şimdi bahsedeceğim Aya Tekla. Burada evet biraz yöntemden söz edebilirim. Bunu da Binbir Kilise izleyecek. Neden Binbir Kilise'yi sona bıraktığımda orayı anlatırken söylerim. Burada arazinin zorlukları tabii her arazinin kendi zorluğu var.
yani deminki şeydi, işte yaşanan bir köydü, onun getirdiği bazı problemler vardı ama dediğim gibi hoşluklar da vardı. Yemeğe davet ediliyorsunuz, arkadaşlıklar oluşuyor, işte yeniliyor, içiliyor falan. Ve hala da hani haberleştiğimiz arkadaşlarımız var Dara'dan, yani Oğuz köyünden. Buradaki arazinin zorluğu, ama dediğim gibi arada bir yani bir master doktora öğrencisinin gözünden anlatmaya çalışıyorum. Hani ayağınıza çalı takılabilir veya yokuş vardır, iniş vardır. Yani fiziksel zorluklardan bahsediyorum. Hani Ayatekre'de unutmayacağım şey, yani yumruk büyüklüğünde taşlar yerde ve bezdiriyordu. Hani bir tanesinden kaçsanız öbürküne basıyorsunuz, ayağınız kayıyor falan. Böyle çok Ayatekre'yi hiç iyi anlıyorum. Yani çalışmayı iyi veya araziyi iyi anlıyorum, öyle söyleyeyim. Ama bunun da içeriğinde tabii ki yine Metin Bey'in uzak görüşlülüğü var veya isabetli seçimi var. Bir geç antik dönem ziyaret yeri ve oranın da çalışılması pek çok unsuru ortaya çıkaracak ve bir takım daha önce çalışılmış problemli yapılara belki cevaplar getirilecekti. Ulaşımdan kastım şey, yani öyle İstanbul'dan oralara gitme ulaşımı değil de Dara'da zaten yürüyerek gidiliyordu kalınan yerden kazı noktasına. Binbir Kilise'de de aynı şekilde. Burada zaman zaman işte şeyle kamu araçlarıyla işte bütün artık şeyler, aletler, edevatlar filan, hani gitmesi ayrı dert, dönmesi ayrı dert değil. Tabii o zamanların bir fotoğrafı değil. Bu yakın zamanların bir drone fotoğrafı. Zaten hani Metin Hoca'nın yakınında bulunmuş, resmen de öğrencisi olmuş. Arkadaşlar orada hala çalışıyorlar. Yani Uludağ Üniversitesi'nden Ayşin Özgül'ü anabilirim. Fotoğraf desteği de sağladı bana bu sunum için. Umut Almaç'ı sayabilirim. Nisa Semiz'i sayabilirim. Hepsi hem Zeynep Hanım'ın hem Metin Bey'in öğrencileri. Ve o ekolü, o deneyimleri sürdüren kişiler arasındalar. Beni yıldıran arazi bu. Şurada çok büyük bir kilisenin apsisinin bugüne ulaşan bir parçası. Bunun altında bir Azize Tekla'nın işte son yıllarını yaşadığı düşünülen ve öyle bir kutsallık atfedilen mağara kilise var. Bu kilisenin büyüklüğünü ifade etmek için şöyle diyeyim. Yani kilisenin kendisi belki şuralara kadar filan geliyor ama bütün temenosuyla filan köyün içine de giriyor. Yani dev bir yapı. Pek çok sarnıç var. Ve bu da yani gitmesi gelmesi ayrı dert olan, kendi içindeki o hareket açısından tatsız bulduğum, hele sıcakta bir de yakında kağıt fabrikası vardı. Onun da böyle bir sarı şeyi olurdu, asılı kalan bir kötü havası ve belli rüzgar zamanlarında o koku da gelirdi. Yani dediğim gibi buradaki çalışmayı iyi anlıyorum ama hoşlukları vardı. O hoşlukların içinden çekip çıkardığım bir tanesi de şu çingildir. Bir küçük bekçi kulübesi, yani arazideki şeyin, bakayım, şu ağaçların yanında bulunan küçük yapı. Bekçi Mehmet Bey de bize orayı tahsis ederdi. İşte öğle yemekleri orada yenirdi falan. Ve bu benim tabii cahilliğim, bilmiyordum çingil diye bir şey. Yani bakraç mı deriz, hani şöyle içine yoğurt konan şey, bir sapı da olan metal bir kap. Neyse, çingillerle yoğurt alırdık. Öğle yemeğimizin başlıca unsurlarından bir tanesi olurdu. Neyse işte tatlısıyla, tuzlusuyla o setting burası. Onun için bunu nedense kendimce önemsedim ve
Bunu söylemek istedim. Solda absisi görmekteyiz. Ama Dara'da bahsettiğim gibi, Binbir Kilise'de de bahsedeceğim gibi köyle pek bir yakınlık oluşmadı açıkçası. Köyle, köylüyle yani. Bilmiyorum sebebi nedir. Yani ilgi göstermediler belki de. Bu mağara kilise. Bu mağara kilise de beni yıldıran yerlerden bir tanesidir. Şimdi, yani bir doğal mağara, biraz da şekil verilmiş ve bir kilise oluşturulmuş Tekla anısına. Karşıda da bir işte Rusya'dan hediye edilmiş bir ikona. O belli zamanlarda, yani belli zaman dediğim 24 Eylül'de Tekla'nın isim günü. Ve orada ayinler düzenleniyordu. Zaman zaman galiba veya her seferinde bilmiyorum. İstanbul'dan Patrik Hazretleri'nin de katılımıyla gerçekleşiyordu bu toplantılar. Bu da tabii şeydi, bir hani ucundan köşesinden görmek ilginçti. Bir deneyimdi. Fakat benim esas anlatacağım başka bir facia. Bu absisin hemen arkası şimdi onarılmış gibi görüyorum. Bu daha yeni fotoğraf. Şeydi yani, bir açıklıktan arka tarafa da geçilebiliyordu. Veya zaten bir uygun açıklık var. Oradan geçiliyor, bilmiyorum şimdi. Ama oradaki görüntü doğal bir görüntüydü. Yani benim gözümle öyleydi. Metin Hoca da şuradan da fazla fazla bir 10-15 tane ölçü alalım dedi. Ben de krokisini yaptım. 10-15 tane ölçü yapılacak diye. Sonra da saydım. Galiba 80-90 tane ölçü alındı. O gayet amorf yerlerde. Sonradan da anladım ki orada mezar birimleri de var. Fakat çok şekil kaybetmiş. Tamamen amorf görüntü sergiliyordu. Kendi de girdi oralara. Tozlar, topraklar içinde reflektörler tuttuğunu hatırlıyorum. Yani ya ben nereden tutacağımı bilmiyordum artık reflektörü falan. Yani o Ayatekla'nın yer üstünün tatsızlığı bir yana, bir de absis arkasında sürünmüştük o şekilde. Fakat tabii yani şaka bir yana, çok hassas bir ölçüm gerçekleştirildi. Zaten hem absisin hem mağara kilisenin hem oradaki sarmıçların falan çok ciddi koruma sorunları var. Bu konulara ben katılmıyordum. Zeynep Ahunbay bazı çalışmaları yönlendiriyordu ve Metin Bey'in demin andığım öğrencileri, onların yanında tabii Işıl Polat Pekmezci'yi de söylemem lazım. Epey emeği geçen ve çalışmalar da bulunan kişiler arasında o da. Zenon'un Sarayı'nı da öylesine yazdım. Çünkü eski bir tabela vardı. Şimdi bütün o turistik tabelalar tabii yenilendi filan. Zeno'ya atfedilen bir durum var tabii şeyde, Ayatekla'da. Yani İmparator Zenon'un bir katkısının olduğu. Yanlışlıkla da artık kim yazdıysa onu zamanında işte Zenon'un Sarayı diyordu. Zenon İngilizcesi de vardı galiba. Sonra bu sarnıcın da adı aramızda Zenon'un Sarayı olmuştu. Bu da dediğim gibi o koruma sorunlarını öncelikle duyuran yapılardan bir tanesi. Ama şöyle, yani biraz yöntemden de bahsetmek gerekir. Madem Ayatekla bağlamında bu konuyu da açtım. Tabii ben İki şeyde yaşadım. Yani lazer sonrasını, lazer öncesini de yaşadım. Hele öncesinde teodolitin kurulması, hassasiyetle kurulması ve Metin Bey gibi yani yarım milim şaşmayı bile tolere etmek istemeyen bir bünye. Zaten bu arazide iyice, arazinin çekilirliğini iyice azaltıyordu. Bir ölçüm yapıyoruz, sonra hocanın aklına takılıyor, yok diyor, orada bir hata oldu galiba, hadi tekrar 50 metre 100 metre geriye yürüyoruz bahsettiğim arazide. Ölçümler baştan yapılıyor. Lazerli çalışma yok, işte noktanın üzerine getiriliyor falan filan düzeçle, sonra işte bir takım noktalara
gidiliyor ve elle ölçülüyor. Neyse, o dönemde de vardım, sonrasında da vardım ama ölçmenin kendisinden çok uzak durdum. Metin Bey de bana öğretmeye çalıştı, bir çalıştı, iki çalıştı, üç çalıştı. Ondan sonra o da pes etti, ben de pes ettim. Ve hani arazide ölçen kişi olmadım ben. Belli bir zaman sonra. Ama onun dışında hani birçok konuda aktiftim. Yani ne diyorsa, ne görev alıyorsam yapıyordum. Ama tabii bütün yöntemi kavrama imkanı verdi bana bu. Hani şimdi mesela işte tarama yöntemleri var, drone yöntemleri var. Mutlaka onlar çok faydalı. Ama bir de hani birebir gerçekten taşlar içinde, o demin hani biraz karikatürize ederek söylediğim şey, yani o toza, toprağa, taşa bulanarak, taşı elleyerek ölçmek tabii ki yapıyı çok daha iyi anlaşılır hale getiriyor araştırmacı için. Ve son olarak da bir son 10 dakikamızı falan da Binbir Kilise'ye ayırayım. Bu Binbir Kilise'ye doğru diye yaptığım bir düzenleme. Hocanın doçentlik çalışmasından bahsettik. Kendisi maalesef onun yayınını görmedi. Çok yakın zamanda basıldı. Hani daktilo edilmiş sayfalardı. İşte onu gözden geçirdik. Zeynep Hanım onayladı. Zeynep Hanım sürece katıldı. Hatta bir takım yapıları hani yerlerinde tekrar gördü. Ben eşlik edemedim ona. Ama o dönemde, yani 1979'daki ve öncesindeki tabii belgelenmiş haliyle ve o görüşlerle o halde yayınlanmasını tercih ettik, doçentlik çalışmasının. Gerçekten bu şeye, hani biz şimdi nasıl bir 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı araştırmasına dört elle sarılıyorsak, belge niteliğiyle, ilk araştırmaları yapan kişiler, gruplar niteliğiyle, eminim hocanın çalışması da öyle bir rolü üstlenecektir. Aynı şekilde bu çalışma, doktora çalışması, Kapadokya'daki Sivrihisar'da bulunan Kızıl Kilise, Freiburg'da tamamladığı doktora çalışması. Hep anlatırken hani bir Orta Anadolu dedim, bir Güneydoğu Anadolu dedim. Tabii pek çok yeri de tanıyor. Pamfilya bölgesinde tanıyor, Perge'de çalışmaları var. Doğu'yla tanışıklığı sürecinde Samsat kazılarındaki payı var. Ama bu Kızıl Kilise, kilise tipolojisi, yapım teknikleri, taş yapı tekniği, Kapadokya deyince tabii çoğumuzun aklına kayaya oyma alanlar da geliyor. Ve Orta Anadolu'nun ilişkiler ağı, yani hem güneyle, Kilikya'yla ve daha ötesinde Suriye'yle, hem başka çevrelerle. Yani burada da tabii bir içerik meselesi var. Dolayısıyla Binbir Kilise'ye Metin Bey'i yönlendiren egzersiz muhtemelen doktora sürecindeki tanışıklık olmalı. 60'lı yıllarda bölgeyi gezdiğinden hep bahsederdi. Zaten buraya da gelmiş. Köyde tanıyanlar vardı. Yani Metin Bey çok gençken, herhalde 30'lu yaşlarında belki, artı eksi öyle olsa gerek. Veya daha erken. Bilemedim şimdi. Ya da çok erken 30'larında, geç 20'lerinde olabilir. Bölgeye geldiğini hatırlayanlar var. Bu çalışmalar sırasında karşılaştığımız yaşlı kişiler arasında. Bütün o hani bağlam, yani Orta Anadolu'nun çevreyle etkileşimi bağlamında bir yer tutuyor tabii Binbir Kilise. Çok özel bir yer. Yani Kapadokya'nın tabii bir miktar güneyinde. Bugün Karaman iline bağlı ve çok yakınında. Bir 3000 metrelik bir volkanik masif ve bunun çeşitli yerlerinde yerleşimler kurulmuş. Maden şehir var aşağıda.
bu da yukarıdaki Değle. Hani Değle'yi şu fotoğraf da bize aslında anlatıyor. Yani bir yerleşim kurulması için hani en azından topografik olarak bütün uygun şartlarla donanmış bir yer. İlk gittiğimiz yıllarda 90 ben 95'te gittik diye hatırlıyorum ama 96'da çalışmışız ve onun raporu var. Onu ayrıca aydınlatırız nasıl olsa. Benim kendi tuttuğum notlar da olacak. Kendimce artık ne yazdımsa. Ama şunu diyeceğim yani nispeten geç tarihler. Ve elektrik yoktu, su da yoktu. Hani hep doğuya atfederiz ya, işte doğuya hizmet götürülemedi falan. Tabii gerçekten öyle bir durum var. Ama hani Türkiye'nin merkezine çok yakın konumdaki bir köy yerleşmesinde de elektriğin ve suyun olmadığına tanık olmuştum ben. Bu da benim için yeniydi. Bu yukarıda gördüğümüz evde konakladık. O zamanki ekip arkadaşlarından Mustafa'yı görüyoruz. Çok basit bir şeydi, çok basit bir evdi. İşte bizi aslında Binbir Kilise'de ağırlayan ve çalışmaların çok tatlı geçmesinde çok büyük payları olan İnce ailesi. Yine müzeden görevli İsmail İnce vardı, vefat etti. O ve onun işte oğulları, kızları, sonra tabii gelinler, damatlar, torunlar falan da oldu. Onlarla da tanıştık ve hala da bir kısmıyla iletişimimiz var. Onlar düzenlemişler bu evi bizim gelmemiz üzerine. İşte anlatıyorlardı, şeyi hatırlıyorum, işte yerler tabii şey, sıkıştırılmış toprak. İşte neyse, her tarafı hallettik, temizledik, yılan deliklerini de kapattık falan deyince bir heyecanlandığımı hatırlıyorum. Fakat çok şeydi, yani çalışmaların verimi bir yana, işte akşam ki hani oturma bir şey ışığında artık ne kullanılıyorduk herhalde, o tüp ışıklardan galiba kullanılıyordu. O ışıkta oturuluyordu, o ışıkta çalışılıyordu, sohbet ediliyordu. Dışarıdaki sessizliği hatırlıyorum. Bütün Karaman Ovası'nın güneş batışındaki renklerini hatırlıyorum. Çok etkileyiciydi gerçekten. Yani gene kişiselleştireceğim. Hani Türkiye'de gördüğüm en güzel yerlerden biri diyebilirim gerçekten. Burada dediğim gibi bir maden şehir var aşağıda. Daha yani kalabalık ve yaşanan bir köy. Orada da çalışmalar oldu. Fakat biz Değle'de yoğunlaştık. Değle metruk bir köy. Birkaç aile vardı. Bizi ağırlayan İnce ailesi de bir alt köyde, bir ara yerde Üç Kuyular mevkii var. Onlar orada oturuyorlardı ve hala da oradalar. Burayla da işte akrabalık ilişkileri var. Burada da bir ev var falan. Neyse, konforumuz dediğim gibi tüplü elektrikte ilk yıllarda. Yani sanki 19. yüzyıldan bahsediyormuşuz gibi. Gerçi o zaman tüp de yok. Yani diyeceğim elektriğin olmaması. Ama su da yoktu. İşte aşağıda bir yerden, bir sarnıçtan eşek sırtında su getiriliyordu. Yukarıdaki bir sarnıca dökülüyordu. Sonra da oradan çekilerek alınıyordu ve kullanıma sunuluyordu. Köyün metruk olması, terk edilmiş olması tabii çalışmayı kolaylaştırıyordu. Onu söylemek lazım. Daha önce Gertrude Bell'in burada çalışmaları var. 20. yüzyılın başında. Burada ve yakın çevrede. Ama bir bütünsel plan yok. Tek tek yapıların ayrıntılı planları yok. Ve buradaki yine hem boşluk, yani bilimsel boşluk, hem biraz önce konuştuğumuz gibi Binbir Kilise'nin bir takım kültürel ilişkileri aydınlatma potansiyeli Metin Hoca'yı birinci derecede ilgilendiren noktalardı.
Bunun üzerine yani binbir kilise seçilmiş olmalı. Yani bunu böyle birebir de paylaşmıyordu. Şunun için seçtik hadi başlıyoruz diye. İşte gel diyordu, geliyordum. Yani bir taraftan hani içerik payım yoktu tabii o zaman. Çok rüzgarlı bir mevki ve Metin Bey'in o hiç taviz vermek istemediği hassasiyetine karşı rüzgarlar esiyordu, öyle diyeyim. Ama işte elimizde çeküllerle kendimiz bir yandan sallanıyoruz, çeküller bir yandan sallanıyor, ipler sallanıyor ama hani her zaman olan bir şey değil tabii. Yani en rüzgarlı olduğu zamanlardan bahsediyorum. Yine de işte şartlar içinde, şartlar olumsuz olduğunda da maksimum verimin nasıl alınabileceğini de aslında hoca gösteriyordu bir anlamda. Yani öğrendim demek fazla geliyor çünkü hani Metin hoca gibi olmaya çalışmak falan tabii hani öğrencisi olarak o hisleri taşıdım. Ama bir yerden sonra da pes ettim. Hani Metin Bey, ben de benim dedim. Yani onun kadar hassas olmak, onun kadar geniş düşünebilmek, onun kadar analitik düşünebilmek ve yorum alternatifleri üretebilmek herkesin harcı değil. Yani en azından onu da anlamış oldum. Kendimi de konumlandırmış oldum. Bu bahsettiğim ova İşte bu aşağılar, yani bunun tabii akşam halini hayal edebiliriz. Çok özel yapılar vardı, biraz daha geç tarih, yani erken Bizans, orta Bizans falan diye kendi içinde kategorize edilebilecek veya Metin Bey'in zihninde kategorize ettiği yapılar. Onlardan, yani önemlilerden bir tanesi. Tabii Metin Hoca'ya hep sitem edilir fazla yayın yapmadığı için. Doktora çalışmasını yayına çevirmek girişiminde bulundu. 2014'ün yazında ben de kısmen dahil oldum birkaç ay. Zeynep onun tabii çok uğraştı. Eski şeyleri, yani eskiden yazılmış şeyleri ve fotoğrafları ve resim altlarını ve çizimleri derlemek, toplamak, basılır hale getirmek. Ama 2014'te Aralık ayında Metin Bey'i kaybettik ve yani yayınlandığını, doçentlik tezinin yayınlandığını görmediği gibi doktora tezini de o anlamda yaşayamadı. Ve bu hani başlıca sitem ettiğimiz noktalardan, sitem de demeyeyim de yani üzülünen noktalardan bir tanesiydi. Ama tabii onun gösterdiği pek çok kapıyı açacak yol var, yordam var, yöntem var, anahtar var. İşte onlar en azından yakın çevresindeki bir grup insanın zihninde. Yani onlardan biri olduğum için şanslıyım. Şimdi tabii bizim öğrencilerimize de bunu aktarabiliyoruz. Şimdi bizim İTÜ programında ama kendisi Yıldız Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Gözde Demir var. O da Binbir Kilise'nin Beyle kısmını şu anda doktora tezi olarak Metin Hoca'nın çalışmalarını devam ettirmek veya onu baz almak üzere üstlendi. Yani İşte istersek ekol diyelim, istersek çalışma biçimi diyelim, istersek konulara yaklaşım diyelim. Yani hani bir miktar serpintilerini de olsa alıp bir miktar hani aktarabilmek tabii insanına iyi hissettiriyor. Bunları ard arda koydum. Hani izlenimler olarak koydum. Zaten fark edildiği üzere hani doğrudan belli bir imajda bir şeyi işaret ederek pek gitmedim. Bu pirelendiğimiz yapı, bundan da bahsederek konuyu kapatayım zaten. Epey yani 40 dakika dedik, bir saati bulmuşum.
D ile yerleşim çanağında pek çok teşhis edilebilir yapı var. Kiliseler tabii ki bunların içinde ve başta. Birçoğu iyi durumda, yani bilgi vermek açısından. Karaman Müzesi bir miktar kazı da yaptı son yıllarda. Ama şu ekranını esas kaplayan, veya bir sonrasına gideyim, bu büyük tonozlu yapının işlevi, adı tonozlu yapı, öyle geçiyor. İşlevini hemen kurmak zor. İşte artık manastır kompleksi mi diyeceğiz vesaire, onun bir parçası mı diyeceğiz. Ama bol pireli bir yerdi ve benim hani bir kiliseden aklımda kalan pek çok şey aklımda vardı. Yani böyle bir telaş sahnesi olarak aklımda kalan anlardan biriydi. Binbir Kilise'yi konuşurken daha çok insan faktöründen bahsedeceğimi söylemiştim ki zaten bahsettim yer yer. Ve hani bu konunun içinde bir kendimce hani kurgu olsun, bir izlek olsun diye söylediğim hani konunun akademik bilimsel içeriği ve arazide uygulanan yöntem, yani bakmak, görmek, tanımak, ondan sonra belgelemek, ama belgelerken de yapıyı, taşları, kalıntıyı kucaklayarak belgelemek, öyle diyeyim. Tabii daha sonra bunu çizim diline çevirmek ve sonra yorumlamak. Yani bunun çok klasik bir yöntem olduğunu veya başlıca yöntem olduğunu yani tanık olarak gördüm demeliyim. Ve ama en değerlisi belki de hakikaten bölgede insanlarla temas kurmak, yakınlık geliştirmek, ama sadece işte hani sohbet arkadaşı edinmek, sohbet kişisi edinmek açısından değil, insanın hani kendisini bütünleyecek şekilde, ufkunu, dünyasını açacak şekilde farklı gördüğümüz başka dünyalara dokunmak ve hele onların içinden hani çok iyicil kişiler çıkıyorsa, bu tabii en büyük kazanç diyebilirim. Binbir Kilise'de bahsettiğim İsmail İnce ailenin babasıydı, vefat etti. Onun işte çocukları, torunları ile dediğim gibi hala işte bayram, seyran veya çeşitli durumlarda demin bahsettiğimiz doktorasını yapmakta olan arkadaşımızı da ağırladılar falan, yol gösterdiler. Yani bu insan kazanç kısmını sanıyorum epey önemsiyorum. Galiba pek çok şeyin etrafında döndüm, pek çok şey anlattım. Mutlaka bir o kadar da, belki daha fazlası da aklımdan çıkmıştır veya söylemeyi ihmal etmişimdir. Çok teşekkür ederim. Hem dinleyicilere hem Engin sana, Deniz sana da çok teşekkürler davetiniz için. Çok teşekkür ederiz Turgut. Gayet güzel bir konuşma oldu. Yaklaşık 55 kişi konuşmanı izlemiş oldu. Biz buradan görebiliyoruz rakamları. Ben çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Metin Bey'le ilgili bir anımın, daha sonra belki sorular vardır, onlara bakarsın. Metin Bey benim doktora jürimdeydi. Ben İstanbul Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Benim danışman hocam da Profesör Ayla Ödekan'dı. O bana dedi ki Metin Bey jüride, onun olduğu jüri sağlam, tereddütsüz bir jüridir. Git tezini ona da ver. Ben götürdüm tabii Metin Bey'e, verdim tezimi. O zaman üniversite jüri üyelerine bir ay süre veriyordu tezi incelemek için. Metin Bey olmaz dedi, ben 3 ay isterim. Tabii çaresiz kabul etmiş olduk. Gerçekten de Metin Bey tezi didik didik incelemiş, okumuş, notlar almış, çizmiş olarak jüri toplantısına geldi. En çok soru soran da oydu. Ama sonunda olumlu notta verdi.
Tekrar teşekkür ederim. Bu arada soru soranlar nasıl Q ve EA var? Hani oradan da sorabilir, chat'ten de sorabilir. Buyurun. Evet, görüyorsunuz herhalde Kerem Ahunbay, sizlere de çok teşekkür ederiz, saygılar diye bir not göndermiş sana. Onun dışında bir soru göremiyorum. Zaten çok da soruya yönelik. Yine bir teşekkür geldi. Evet, Müren Beykan'dan. Sen görebiliyor musun Turgut? Okuyalım mı? Vallahi isterseniz okuyun. Ben hani nereye şimdi bakacağımı da bilmiyorum. Hem Biricik hocamızı almak hem de özgün coğrafya ve yapılara bakış atmak nefisti. Çok teşekkürler Turgut Hocam. Müren mi bu? Müren Beykan. Müren Beykan. Ben çok sevgilerim. Birsen Parlar da teşekkür etmiş. Tabii Metin Bey'in çok fazla bilmediğimiz çok farklı bir yönünü bize tanıtmış oldun. Gerçekten önemliydi. Bakalım başka ne var? Evet, herhalde gönülden herkes teşekkür ediyordur. Turgut, dediğim gibi bu webinarların bir avantajı çok sayıda kişinin izleyebilmesi. Tabii. İzlemişti konuşmanı. Çok teşekkür ederim izleyenlere de, sizlere de tekrar. Evet, iyi akşamlar dileriz. Biz toplantıyı kapatıyoruz, son veriyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.